Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü Hoca. Edivyat Soru Kampı'nın şiir kısmında Servet Yunus şiirle ilgili testler çözeceğiz. Hemen gel isterseniz teste başlayayım çok uzatmadan. Ne diyor? Boş bırakılan yere hangisi getirilmeli? Bakalım. 1891 yılında vesaire Recaizade Mahmut Ekrem tarafından derginin başına getirilmiş. Recaizade Mahmut Ekrem tarafından derginin başına getirilen kişi Tevfik Fikret. Olmayanları eledik hemen. Ve Hüseyin Cahit Yalçın'ın vesaire adlı makalesiyle sona erecek olan Servet Yunus Edebiyatı başlamıştır diyor. Hüseyin Cahit Yalçın'ın Edebiyat ve Hukuk adlı makalesi biliyorsunuz dönemin sonunu getiren makale. Dönemin dağılmasına, topluluğun dağılmasına neden olan makale 1901 tarihini taşıyacak. Yani çok uzun sürmemiş bir dönemden bahsediyoruz. Gel isterseniz hemen devam edelim Servet Yunus şiirine. Kaçın sorudayız? İkinci sorudayız. Yukarıdaki Tanzimat Servet Yunus'un karşılaştırmasında aşağıdaki hangisi yanlıştır? Evet, bu tarz bir soruya lütfen hazır olun. Olası bir kıyas sorusu ters köşe yapabilir bize. Tanzimat döneminde klasizm, romantizm gibi akımlar etkiliyken Servet Yunus döneminde realizm, naturalizm, parnasizm, sembolizm gibi akımlar etkili olmuştur. Çok doğru bir bilgi. 2 numara. Tanzimat döneminde tiyatro Servet Yunus dönemine göre daha fazla önemsenmiştir. Çok doğru. Yani Tanzimat döneminde hemen hemen her şairin bir tiyatrosu var. Tabii ki yazmayanlar var ama yani 10 şairi varsa 8'inin rahat tiyatrosu da var. Aman dikkat. 3. maddedeyiz. Tanzimat döneminde de Servet Yunus döneminde de yoğun bir divan edebiyatı etkisi vardır demiş. Burada durdum hocam. Divan edebiyatı etkisi yoğun olarak Tanzimat'ta hissediliyor. Bu çok doğru. Ama artık batıya tamamen kendini açan bir Servet Yunus var. Tamamen kendini halka kapatan, Fransız edebiyatından, İtalyan edebiyatından etkilenen bir Servet Yunus dönemi divan etkisinden asla bahsettirmez, söz ettirmez. Devam lütfen. 3. sorudayız. Ne diyor? Tanıtılan sanatçının kim olduğu sorulmuş. Arutu Türkçe'ye başarıyla uygulayan şairlerdendir. Nazmı Nesre yaklaştırma bakımından önemlidir diyor. Hasta çocuk, balıkçıdan Ramazan sadakası. Tevfik Fikret canım. Net. Bu soruyu bil. Bu soruyu bil canım, o kadar değil. Geldik 4. soruya. Cenab Şahabettin'e ait aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? Tamat, Hacı Yolunda, Avrupa Mektupları, Afak-ı Irak ve Suriye Mektupları. Biliyorsunuz onlar daha çok gezi yazısı, düz yazı türündeyken Tamat şiir türünde yazılmış eser olarak gözümüze çarpacak. 5. sorudayız. Yukarıdaki eserlerden hangisi Tevfik'e ait değildir diyor. Tevfik'e ait değildir sorusunda şöyle bir bakıyorum. Bu eserler şiirlerinin adı. Yani çok çok önemli eserlerini seçmişim. Bir eser adı değil, bir kitap adı değil. Çok çok önemli, dikkat. 95'e doğru Avengi Şuhur, Elhan-ı Şita, Elhan-ı Şita yani kış musikileri anlamına gelen Elhan-ı Şita, Cenab Şahabettin'in şiiri. Hatta şiir şöyle hatırlayacaksınız, daha önce bahsettim. Bir kısa, bir uzun, azıcık bir nokta gibi, bir daha bir uzuyor falan. Şöyle baktığımızda adeta bir kar yağışını andırır. Elhan-ı Şita kar yağışını hissettirir okurken. Çok önemli bir şiirdir. Kesinlikle okunmalı. Ama anlaşılamaz gibi de, yani çok zor anlaşılması. Millet şarkısı ve han yağma cepte Tevfiket'in. Şunlar bir cepte kalsın Allah aşkına. Şu 5. soruda Elhan-ı Şita Cenab-ı Şahabettin'in çok tipik bir eseri o cepte. Diğer eserleri de lütfen şöyle bir Tevfiket'e götürelim ya. Çok büyük önem taşıyor. 6. sorudayız. Hangisi Cenab-ı Şahabettin'in sanat anlayışıyla ilgili değildir diyor. Sembolizm ve parnasizm akımlarının etkisi görülmektedir. Bu bir zahmet yani. Bu bir numaralı özellik zaten. Şiirler de ahenk ve musiki en önemli yeri tutar. Çok doğru. Anjapman denen tekniği kullanmamıştır. Yanlış. Zaten onunla neredeyse zirveye çıkacak değil mi? Tevfik Ede, Cenab-ı Şahabettin'le birlikte anjapman dediğimiz yani anlamın tek bir satıra sığdırılmaması ve diğer satırlarda da devam ettirilmesi anlayışı büyük önem taşıyacak. Geldik 7. soruya. Evet, Servet Yunus'un testindeyiz. Dalanlar, uyanlar için 7. sorudayız. Uyan! Yukarıda söz edilen sanatçı Servet Yunus edebiyatında ilk mensur şiir örneklerini verdi. Kimdir hocam ilk mensur şiir örneklerini veren? Haydi bismillah yüksel hocam. Halit Ziya Uşaklıgil. Okumaya gerek var mı? Yok. Ama öyle güzel bir bilgi var ki, dur ikinci satırda, vallahi o gözüme çarptı. Eserlerinde alışılmışın dışında bir söz dizimi çok önemli ya. Yani devrik cümleler, kısa cümleler, Halit Ziya ile ilgili roman hikayede söylemiştim ama burada da anmış olalım. Evet. Şuradaki Rüştü ismini bir aşağı alalım. Reklam yapmayalım. Hocam kafa gözüküyor orada. Onu da böyle saklamaya çalışalım. Evet, yapamayacağız. Tamam. Evet, kaçıncı sorudayız? 8. sorudayız. Aşağıdaki eserlerden hangisi şiir türünde değildir diyor. Bakalım. Siyah İnciler, Mezardan Sesler, Lane-i Melal Hüseyin Suat'tan gelmiş. Gizli Figanlar Süleyman Nazif'ten gelmiş. Siyah İnciler Mehmet Rauf'tan. Mezardan Sesler Halit Ziya Uşaklıgil. Hepsi şiir. Nadide Hüseyin Cahit Yalçın. Aman dikkat. Şiir olmasın lütfen. Peki kaçtayız hocam? 9. sorudayız. Aşağıdaki eserlerin hangisi bu parçada tanıtılan sanatçının bir şiir kitabıdır diyor. Önce sanatçıyı bir bil, sonra diyor bana şiir kitabını söyle. Şöyle bir göz atıyorum. Burada Dahhak-ı Zalim, Dahhak-ı Zalim'i görüyorum ya da Dahhak-ı Zalim diye de okuyabiliriz. Hüseyin Suat'tan bahsediliyor. Hüseyin Suat'ın Gave Destanı adlı eseri var. Servet Yunus'un şiirinde arkadaşlar Cenab-ı Şahabettin ve Tevfiket var.
Bu iki ismin dışında her soru zor sorudur. Bu böyle kalsın aklınızda. Yani Tevfikiyeti ve Cenab-ı Şahabettin'i biliriz çünkü. Onları bilmeliyiz sınav noktasında. Onun dışındakilere çok hazır değiliz. Onunla ilgili soru geldiği zaman da biraz zorlar. Burada da bir nokta atış yapmış olduk. Geldik 10. soruya. Servet-i Fünun'a ait. Yukarıdaki açıklamalardan hangisi yanlış diyor? Servet-i Fünun şiiriyle ilgili bakalım nasıl bir yanlış bilgi aktarılmış. Şiirde anlamı bir dizede tamamlanmayıp sonraki dizelere aktarılmıştır. Evet. Şiirde anlam tek dizede toplanmıyor. Anjapman diyoruz buna. Diğer satırlara da aktarılıyor. Mensur şiirin ilk örnekleri bu dönemde. Evet. Halis Ziya ile verilmişti. İçe kapanık, duygulu, umutsuz bir yapı, çok doğru ya. Hatırlayacaksınız, hassasiyet bizim akrostişimiz. Hassasiyet Servet-i Fünun şairlerinin en önemli özelliği. Yani umutsuzluk var, havadan nem kapma durumu var. Anlamı kapalı şiirler yazılmıştır. Bir zahmet. Göz için kafiye anlayışı son dönem şiirlerinde geç Allah aşkına. Göz için kafiye deyince aklınıza Muallim Naci gelsin. Ne de olarak divan gelsin, eski edebiyat savunucusu gelsin değil mi? Aklınıza bunlar gelsin. Servet-i Fünun'da ne işimiz var bizim eski edebiyat savunmakla? Değil mi? Aman. Geldik 11. soruya. Servet-i Fünun edebiyatında mensur şiirle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır? Çok güzel bir soru. Mensur şiirle ilgili inşallah konuşabilirsem her şeyi burada özetleyeceğiz. Mehmet Rauf, mensur şiir türünde eseriyle bu türün önemli bir örneğini vermiştir. Çok doğru, Siyah İncilerle. Türk edebiyatının ilk mensur şiir örnekleri bu dönemde verilmiştir. Doğru, Halit Ziya'nın Mezardan Sesler adlı eseriyle. Mensur Şiirler adlı eseriyle Süleyman Nazif de bu türde eserler vermiş diyor. Mensur Şiirler adlı bir eseri yok Süleyman Nazif'in falan değil mi? Aman dikkat. Geldik 12. soruya. Yukarıda tanıtılan nazım şekli ve kullananı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiş diyor eşleştirme olarak. Bakalım hemen. 3 dizelik bentlerden oluşur. A, B, A, B, C, B tamamdır. Bu bize Terzarima'yı hatırlatır. Bu uyak düzeni ve ilk kez Tevfikiye tarafından kullanılıyor ve zirveye çıkıyor. Terzarima. Aman dikkat. Evet, 13. soru. Nazım biçimlerinden sormuşum. Dedim ya, Servet-i Fünun'un içinde 2 kişi var arkadaşlar. Yani Cenab-ı Şahabettin ve Tevfikiyet. Kitabında 3 tane test var. Aynı şey Fecaati için de geçerli. Fecaati'de bir tane isim var, Ahmet Haşim. Ama kitabımızda tam 3 test var Fecaati ile ilgili. Yani ne varsa sormuşuz, haberiniz olsun. Yukarıda söz edilen nazım şekli hangisidir diyor. A, B, B, A demiş. Yine A, B, B, A ile gitmiş. Kısa şiir türkü anlamlarına gelmekte şimdi oldu hocam. Kısa şiir ve türkü anlamlarına da gelen bu muhabbetimiz sona olacak. Aman dikkat. Geldik 14'e. Servet-i Fünun'un diyor edebiyatının en büyük şairi olan vesaire ilk şiir kitabını vesaire adıyla yayınlamıştır. Şimdi Servet-i Fünun'un en büyük şairi çok nesnel bir ifade için rahat olsun. Her ne kadar en büyük desek de tabii mecazi olarak bunu kullanıyorum. Bu nesnel bir cümle olmasa da yani Servet-i Fünun'un da en büyük şairden değil mi? Tevfikiyet akla gelir. Ve ilk şiir kitabı da Rübab-ı Şikeste'dir. Eser aşk çocuk gibi temalar üzerinde durmuştur. Romantik belirtiler vardır. Şair çocuklar için yazdığı şiir kitabıyla da tanınmıştır. Şimdi daha net oldu değil mi? Tevfikiyet oldu. Şermin'den bahsediyor çünkü. Haydi 15. sorudayız, artık bitireceğiz. Bu parçada tanıtılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Çok iyi. Parnasizm etkisiyle birlikte Servet-i Fünun şiirine yeni bir kavram girmiştir. Resim altı şiir yazma, pitoresk, aman dikkat. Peki hocam, harika. Geldik Fecaati şiirine. Bunu da bu videoya sığdıralım ya. Kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş. Bir 3-5 dakikada da bunu çözsek 12-13 dakikalık tadında bir video olur diye düşünüyorum. Evet, Fecaati testini çözüyoruz. Hemen başlayalım. Ne demişiz? Fecaati beyannamesinde yukarıdaki maddelerden hangileri yer almamaktadır? Güzel. Fecaati beyannamesini bileceğiz. Tıpkı yeni lisan makalesini bilmemiz gerektiği gibi. Batı edebiyatı Türk edebiyatına aktarılacak. Doğru. Yani birçok eser çevrilecek anlamına gelen bir şey bu, olur mu? Bu cepte bir kalsın. Batı'nın önemli eserleri tercüme edilerek Türk edebiyatına kazandıracak. Çok güzel. Aynı maddeler tekrar etti. Edebiyatta yetenekli gençler bir araya getirilecek. Çok önemli. Topluluk üyelerinin eserleri Fecaati Kütüphanesi adıyla seri olarak yayınlanacak. Çok doğru. Konferanslar düzenleyerek halkın Fecaati'nin ilkelerini benimsemelerini sağlamak asla. Tam tersi, konferanslar yapılacak ama halkı edebiyatta buluşturmak, edebiyatı sevdirmek için yapılacak bu. Asla Fecaati'nin ilkelerini benimsetmek için falan değil. Fecaati'nin ne ilkesi olabilir Allah'ını seversen 2-3 yıllık bir edebiyat dönemi. Adamlar sanat anlayışı noktasında birleşemeyip dağılmışlar. Neyin ilkesinden bahsediyorsun? Neyin peşindesin? Sayfa 197, neyin peşindesin? Geldik ikinci soruya. Aşağıdaki isimlerden hangisi Fecaati beyannamesine imza atanlar arasında değildir? 24 kişi imza attı biliyorsunuz. Halit Fahri Ozan Soy burada sırıtmış. Ne alaka diyeceğimiz bir isim. Değil mi ya? Halit Fahri Ozan Soy at hocam. Yani şairler arasından buradan çıkar. Şair tabii büyük bir şair ama bunlar arasından çıkar. Fecaati döneminde bile değil. Milli edebiyatın sonlarına doğru kendisini daha çok hissedeceğiz. Tabii ki neyle? Beşeşecilerle. Devam hocam. Kaçtayız? Üçüncü sorudayız. Aşağıdaki yerden hangisi? Bak soruya bak. Şiir nesne çevrilemeyen bir nazımdır diyen şaire ait bir şiir değildir. Şiir nesne çevrilemeyen bir nazımdır. Ahmet Haşim'in sözüdür. Çok çok önemlidir. Ve şiirler arasında Kin, Emin Bülent Serdaroğlu'nun Victor Hugo'ya karşı yazdığı bir eserdir bu. Mavi Gözlü Yunan Çocuğu adlı eserine karşılık yazdığı Kin adlı şiir. Emin Bülent Serdaroğlu'nun. Peki diğerlerine bakalım.
Ahmet Haşim bir hatırlamış olalım. O belde var. Evet doğru. Merdiven. Bir günün sonunda arzu ve karanfil. Aman cebinde kala. Aşağıdaki şiir alıntılarından hangisine Ahmet Haşim'e ait olamaz diyor. Hemen şöyle bir dilinden çıkarmaya çalışacağız. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Çok tipik şiiri zaten. Yorgun gözümün halkalarında güller gibi fecr oldu nümayan. Güller gibi sonsuz iri güller. Nümayanlar, fecr olmaklar. Değil mi? Net. Yarın dudağından getirilmiş bir katre alev. Karanfil şiiri bir katre alevdir. Bunu da geçtim. Gün bitti. Ağaçta nese söndü. Aman hocam dikkat. Ağır dil geliyor sanki. Yaprak ateş oldu. Kus da yakut. Bismillah. Ne demek istiyorsun hocam? Gelelim Edirne'ye. Mahveder kendini bülbül bile hürriyet için. Hürriyet diyebilir mi Ahmet Haşim? Diyemez. Nereye diyor Allah'ını seversen? Bu adam sembolist ya. Millet hürriyet nerede diyecek? Yani bu adam kapalı. Ben yazayım A diyeyim ama C'yi kastediğim peşinde olan bir adam bu adam. Peki 5. sorudayız. Fecr ateşinde yukarıdaki akımlardan hangileri görünmemiştir? Haydi hocam bitir artık Allah aşkına şu testi. Sembolizm, empresyonizm bu ikisi zaten Ahmet Haşim'in. Parnasizm yani klasizm tabii ki olmayacak. Tanzimat şuradaki yani'yi bir açıklayayım. Parnasizm Servet-i Fünun şiirinin olmazsa olmazı. Fecaati zaten Servet-i Fünun şiirinin devamı niteliğinde bir şiirdir, şiir dönemidir unutma. Geldik 6. soruya artık bitiyor. Gazetecinin bu sorusu üzerinde aşağıdakilerden hangisi verilecek bir cevap değildir? Oba. Orijinal. Gazeteci ne demiş peki? Fecaati topluluğu neden diğer dönemler gibi uzun sürmeyip de kısa sürede sona ermiştir? Ha, bunun birçok sebebi var tabii ki. Güzel bir soru olmuş. Asıl sebebine gideceğiz sanki. Kültürel anlayışların birbirinden oldukça hayır. Kültürel anlayışlar farklı değildi. Hepsi hemen hemen kültürlü tiplerdi. Servet Fünun dönemini tekrar etmekten öteye geçememeleri. Yani evet Servet Fünun dönemini tekrar etmekten öteye geçemediler ama bunun için dağılmadılar. Yani dağılmakla alakası yok. Kısa sürmesiyle alakası yok. Aralarında uyumsuzluk ve tartışma olmamasına rağmen kopmaları. Bu söylenebilir mi? Bu söylenemez hocam. Yani aralarında uyumsuzluk ve tartışma olmamasına rağmen kopmaları değil, tam tersi müthiş bir uyumsuzluk var. Sanat anlayışlarını asla oturtamıyorlar. Bursa'ya bir daha bakalım. Servet Fünun dönemi tekrar etmekten öteye geçememeleri. Evet yani bu yazılabilir tabii ki. Yani bu dönemin dağılmasına tabii ki etkili ama yani çok ana sebeplerden değil. Adana Bursa çok rahat elenebilir. Ceyhan cebimizde bir cevap oldu. Geldik 7. soruya. Haydi hocam artık bitiriyoruz. Bu parçadaki alt çizili ifadelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bakalım. Ahmet Haşim'in ön plana çıktığı Fecaati döneminde sanat şahsi ve muhteremdir. Doğru. Görüşü etkili olmuştur. Ölçü olarak Aruz tercih edilmiştir. Çok doğru. Servet Fünuncuları batıdan kopmaları bakımından eleştirmişlerdir. Tam tersi. Servet Fünuncular batıdan nasıl kopabilir? Batı 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 diyor adamlar. Peki devam edelim. Ne diyor? Ahmet Haşim'in şiiri hakkında bazı mülahazalar adlı ön sözünden yapılan alıntı ile vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz bu ön sözünde şiir hakkında bir bilgi veriyor. Şiir anlayışı var. Bir okuyalım isterseniz neler söylüyor. Şiirde her şeyden önce önemli olan sözcüğün anlamı değil, tümcedeki söyleniş değeridir. Şiirin ereği, amacı her sözcüğün tümcedeki yerini diğer sözcüklerle olacak ilişki ve çarpışmalardan ve gizemli kaynaşmalardan ortaya çıkan tatlı, gizli, yumuşak ya da sert sese göre belirlemek ve türlü türlü sözcük uyumlarını dizenin genel girişine uydurarak dalgalı ve akıcı, karanlık ya da ışıklı, ağır ya da hızlı duygulara sözcüklerin anlamı üstünde dizenin müzikli dalgalanmalarından sınırsız ve etkileyici bir anlatım bulmaktır. Ya Ahmet Haşim Allah'ını seversen her sözcüğü anladık da cümleleri anlayamadık. Yani her sözcük tamam işte karanlık, gizemli, dalgalı hepsini biliyoruz ama ne dediğini bir türlü anlayamadık. Yani adam şiirde yaptığı şeyi düz yazıda da yapmış. Bu kadar kapalı olabilir mi bir adam ya? Ne diyorsun hocam? Başlayalım. Şiirde ele alınan konu dönemin içinden çıkmış bir konu olmalıdır. Allah aşkına geç. Bak öksürdüm. Allah aşkına geç bunu. Bursa, şiirde önemli olan konu değil. Konunun işleniş biçimi. Tabii. Nasıl anlattığı önemli diyor. Ne diyordu arkadaşlar? Sözcüğün anlamı değil. Tümcedeki söyleniş değeri. Bu kadar Bursa. Hadi hocam bitir artık 9. soru. Fecaati sanatçılarından Tahsin Naid'in lakabı. Tahsin Naid'i ne diye hatırlayacağız arkadaşlar? Adalar şairi olarak hatırlayacağız. Kitapta bahsetmiştim. Geçtim bunu. Çok lazım değil çünkü. 10 numaralı sorudayız. Hemen bakalım. Bu parçadaki boşluklar hangisi getirilmeli? Fecaati sanatçıları vesaire nazım biçimini geliştirmişlerdir. Vesaire edebiyatını örnek almışlardır. Net. Serbest müstezat. Değil mi? Burada fazlasıyla ön plana çıkacak. Serbest müzikalı iyice geliştiriyorlar çünkü. Bakın onlar buldu demiyoruz. Geliştiriyorlar. Bulanlar Servet Fünuncular'dı biliyorsunuz. Ve Fransız Edebiyatı örnek alınmış. Uzattık ya. Vallahi 14 dakika olmuş. Bir dahaki soru çözümünde görüşmek üzere o zaman.